Şimdi arkadaşlar ya da işte bu videoyu artık kim izliyorsa yine en fazla 15-16 dakika sürecek video çünkü telefon o kadar çekiyor. Çok hava yolu firması tanıyorum. Türk Hava Yolları yani ya Türkiye'de 100 milyon insan var. Hani resmiyette 83 milyon falan görünüyor da ha biliyorsunuz işte 5 milyon Suriyeli yok Afganı cartısı curtusu. Tabii ki bir Türk Hava Yolları olacak. Bu da aslında Atatürk olmasaydı bu da olmazdı da o başka bir konu. O konuya girmeyeceğim. Türk Hava Yolları tabii ki olacak. Yani 100 milyon nüfus olursa Türk Hava Yolları da olacak. Ama bu orospu çocukları ne yaptığını bilmiyorlar. Yani gerçekten ne yaptığını bilmiyorlar. Ya bir insan alkol içmiyor, sigara içmiyor, 4 defa üst üste uçak mı kaçırır ya? Ya Türk Hava Yolları'ndan o kadar çok şikayet var ki bir de şöyle bir şey var. Ben Türk Hava Yolları ile uçtuğum zamanı da biliyorum. Başka firmalarla uçtuğum zamanı da biliyorum. Dünyanın yarısını gördüm. Dünya kadar ülke gezdim. Hepsini boş ver. 2 gün önce 86 tane ülke gezmiş insanla tanıştım. 86 tane ülke gezmiş insanla tanıştım. Şunu söyleyeyim. Kazakistan hava yolları yani şey yani Kazakistan şirketi onlar da berbat. Bak onu da söyleyeyim. Onlar da berbat. Onlar da berbat. Kesinlikle söylüyorum onlar da berbat. Bu genelde Müslüman ülkelerde oluşan bir şey. Kazakistan Hava Yolları. Onlar da berbat. Ama Türk Hava Yolları şirketi firması yani THY diyelim yani Türk Hava Yolları gerçekten berbat. Ya kardeşim bak abartısız şekilde olan olayı söylüyorum. Hiç abartı yok. İlk İstanbul'dan Brezilya'ya uçacakken ya olabilir adam hastalanmıştır, rahatsızlanmıştır, uyuyamamıştır. İnsomnia bende insomnia var. Yani uyku rahatsızlığı. İnsomnia. Uyku uyumakta zorlanıyorum. Ya kardeşim, sırtımda 20 kiloluk, yani tam 18 kilo geldi. Sırtımda 18 kiloluk çantayla iç hatlardan dış hatlara geçmişim. Dış hatlarda 1 kilometre yol yürümüşüm. Kapımı bulmuşum. Bekliyorum. 3 saat var. Ya da işte 2-2,5 saat neyse işte. Diyorum ki ya kardeşim hani ben hani kapının dibindeyim. Hani birazcık kestireyim yani take a nap. Buna İngilizce'de de take a nap yani birazcık kestirmek, birazcık uyumak anlamına geliyor. Olur mu? Beni kaldırır mısınız? Giderken beni kaldırır mısınız? Diyorum. Tak. Benim üstümden geçiyorlar da beni kaldırmıyorlar. Diyeceksin ki ilan sen o yani şimdi bana karşı olan insanlar var. Hani sürekli beni yargılayan, sürekli bana karşı olan. Ya kardeşim, bir insanı uyandıramıyorsan o adam ölmüştür.
bir şekilde uyandırırsın. Yani öyle o kadar derin uyuyan insan yok yani. O ölü seviyesidir. Bunu kafanızdan çıkartın amına kodumun cahilleri. Beynini sikeyim senin amına kodumun piçi. Senin beynini sikeyim. Öyle bir derin uyku yok kardeşim. Öyle bir derin uyku yok. O zaman ambulansı çağırırsın, ambulans gelir. Lan adamlar benim üstümden geçmiş. Ben kapının dibinde bekliyorum, kapının dibinde yatıyorum. Adamlar benim üstümden geçmiş de yine de beni kaldıran olmamış. Ulan insan kaldırmayı bilmiyorsan amına koyayım bu kadar maaşı hak etmiyorsun. Bir insanın ensesine azıcık bir su koyduğun zaman adam uyanır. Bak insan nasıl uyandırılır söylüyorum. Sizin gibi amına koduğumun cahilleri, sizin ta ananızı avradınızı eşekler siksik. Adamın ensesine azıcık bir su koy, bak nasıl uyanıyor. İnsan bu şekilde uyandırılır. Bilgisizsiniz, cahilsiniz. Yanlışsınız. Neyse. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Şunu söyleyeyim. Bu videoyu beni yakından tanıyan insanlar ailem olsun, arkadaşlarım olsun, beni yakından tanıyan insanlar özellikle İzlesin ve dinlesin. Özellikle şu dakikadan sonra, şu noktadan sonra, bu saniyeden sonra. Bana dini vecibelerle, dini konularla asla yaklaşmayın. Yani kalp krizi geçirdikten sonra da iyice yani artık böyle burama geldi. Büyük problem yaşarsınız. Yok bugün Perşembe, yok bugün Cuma, yok bugün Ramazan, yok 3 aylar, yok bilmem ne. Ulan siz o kadar gerizekalı bir milletsiniz ki herif 65 yaşına gelmiş hala içiyor ama bugün içiyorum, yarın içmiyorum. Bu ay içiyorum, gelecek ay içmiyorum. Madem Allah var, her gün Allah'ın günü. Amına kodumun gerizekalısı. Yeter artık bak, beni katil etmeyin. Bir daha Türkiye'ye bak geldiğim zaman kimse benimle din muhabbeti yapmasın. Onun amına koyarım. Yani amına koymam ama ağzıyla burnu yer değiştirir. Beni çok sinirlendirdiniz. Ben geri dönüyorum. Çünkü iki defa kalp krizi geçirdim. Halbuki şu anda ben kalıcı yaşama izni aldım. Yani Brezilya vatandaşlığı seviyesinde burada yaşayabilecek bir seviyeye geldim. Şu anda Brezilya'da yaşayabilirim. Hiçbir engel yok. Kimse hiçbir şey söylemeyecek. Yani belli bir süreden sonra da komple vatandaşlık verecekler. Ama şu anda komple yaşama iznim var. Kardeşim, kitapta bile, yani şunu bir kere bilin. Kimse yukarıdan göklerden gelip de yok melekler, yok şeytanlar bilmem neler falan gelip de kimseye bir şey yazdırmadı. İnsanlar kendisi yazdı. Ha, diyelim ki göklerden melekler geldi de kitap yazdırdı. Eyvallah, o zaman daha iyi. Kitapta bile şunu yazmak zorunda kaldılar. İnsanların inançlarına ve yaşamlarına karışamazsınız. Sen benim inancıma,
yaşamıma karışamazsın. Artık bunu anla. Yoksa olacak olan şeylerden en çok sen üzüleceksin. Aslında üzülemeyeceksin, öleceksin. Bunu anlayın. Bunu anlayın. Bana Müslümanlık taslayanın artık yani yeter yani. Anladın mı? Kitapta bile bunu yazmak zorunda kaldılar. Bunu insanlar yazdı. Kimse yazdırtmadı yani. Göklerden gelen tanrılar falan filan yok yani bu. Ve şunu da anlayın. Şunu da anlayın. Filmlerden izleyerek, insanlardan duyarak hep birilerine düşman oldunuz. Hristiyan'a düşman oldunuz, ona düşman oldunuz, buna düşman oldunuz. Ulan dünyadaki bütün, bak dünyada 8 milyar, bak 8 milyardan daha çok insan var. 8 milyardan daha çok insan var, bak 8 milyardan. Türkiye, hani 100 milyon yani Türkiye'nin 100 katı, 1000 katı kadar dünyada insan var. Dünyada en barbar, en gerizekalı bilinen milletlerden birisi biziz. Hele ki zaten barbar dediğin zaman zaten biziz. Ya 3-5 tane kitap çıkartmış. Yani aslında kitap okuyan da yok da yani. 3-5 tane film izleyip, ya sen kimsin de 3-5 tane film izleyip fikir sahibi oluyorsun ya. Tarihte orospu çocukluğu yapmışız. Yapmadığımız dönem de olmuş. Yaşanmış o bazı olaylar. Nasıl kendini haklı görüyorsun? Nasıl kendini haklı görüyorsun yani? Aslında haklı değilsin. Haklı falan olduğun yok. Bunları hiç kimse öyle televizyon izleyerek falan tarihi öğrenemez. Kitapların bile %50'si, en az yarısı, kitapların bile en az yarısı resmi olarak kanıtlı şu anda. Şu anda resmi olarak kanıtlı. Kitapların bile yarısı doğru kaynak değil. Artık bunları anlayın. Yok işte Ermeni tohumu falan filan. Ulan her Türk %15, %20 Ermeni lan. Ulan DNA araştırması yapıldı. Genetik araştırma yapıldı. Bilimsel kanıtlı. Ben bilime inanırım. Bak bilim sayesinde, teknoloji sayesinde bugün bir yerden bir yere gidiyoruz. Bak bunların hepsi gerçekler. Öyle kılıçla, bıçakla olmuyor bu işler. Türkiye'de 71 tane, 73 tane etnik var. Türk diye bir şey kalmış değil. Araştırmalar sonucunda her Türk, yani her TC vatandaşı %20 Kürt, %20 Rus. Zaten bizim Rus olmama şansımız yok ki. Biz zaten Rus'uz anasını satayım. Ulan Osmanlı döneminde sarayda Rus kadının olmadığı bir dönem var mıydı? %10 Ermeni, %10 Gürcü, %10 Bulgar, Bulgaristanlı. Bana bunları anlatma. Cehalet yapma. Yarın öbür gün artık burama gelecek adam öldüreceğim. Ki yani dokunuşumla öldürürüm. Ondan sonra da içeri geçerim. Bunu bilin. Türkiye'ye gelecek olan İlhan'ı da bu şekilde tanıyın.
Hadi. Görüşmek üzere.